Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Şimdi ben bir giriş Ben yapayım, sonra size ne giriş vereceğim? yapayım. Sonra size ne vereceğim? Tamam. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün iki misafirimiz var. Çok değerli iki mühendis ve mühendis adayı diye biliyorum ben. Şimdi arkadaşlar bize Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden konuk oldular. Ben onların sunumlarını canlı dinleme şansına sahip oldum. İnanılmaz etkili ve çok hoş ve herkesin bilmesi gereken bir hikaye olduğunu düşündüğümüz için buraya davet ettik. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Hikayeyi onların dilinden bir dinleyelim. Fakat şöyle bir bilgi vereyim sadece. Sunumu çok dikkatli dinleyelim. Çünkü sunumun sonunda bir kahut etkinliği yapmayı düşünüyoruz ve değerli UDS'miz tarafından da ilk üçe tabii ki bir sürpriz hediye gönderilecek diyelim. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Sürpriz hediyeler gönderilecek sizlere. Bu sebepten dolayı sunumu çok dikkatli takip edip gerekirse notlarınızı alın çünkü sorular ona göre sorulacak. Tamamıyla sunumun içerisinden sorulacak. Keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle diyeyim. Ben sözü Muzaffer Hocama ve Çağla Hocama bırakıyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli hocalarım. Hoş bulduk hocam. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle kendinizi tanıtalım isterseniz. Sonra sunuma başlarız. İsmim Muzaffer Duysal. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum geçen yıl. Şu anda Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta çalışıyorum. Uzay Sistemleri bölümünde. Çağla arkadaşım da bahsetsin. Ses gelmiyor. Sesim geliyor mu? Şimdi Ha, geliyor. geliyor. Ben Çağla Aytaş Dursun. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisiyim. Grizzly 262 uzay takımının da iki kaptanından bir tanesiyim. Çağla başla istersen Tamam. konuşmaya. Şöyle kontrol edeyim. Burada takımımızın kilometre taşları, ufak bir tarihçesini görebiliyorsunuz. Eylül 2016'da kuruldu takımımız. Kensat Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Kensat model uydu yarışmasına katılmak üzere başlattık biz bu projeyi. İlk katıldığımız sene çeşitli aşamalardan geçerek, ön elemeleri geçerek dünya 22.liğine ulaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen finallerde. Ondan sonra takımımızı büyütmeye karar verdik. Çünkü bu tip takımlar bir jenerasyon başlatıyor ve o jenerasyon mezun olduktan sonra takım dağılıyor ve çalışmalarına devam etmiyordu. Biz de bunun olmasını istemiyorduk ve bir kurumsal olarak bu yapıyı devam ettirmek istedik. Yeni insanlar yetiştirmek, yeni mühendisler yetiştirmek istedik ve takımı büyüterek devam ettik yolumuza. Ardından tekrar aynı yarışmada farklı bir misyonla NASA'nın belirlediği Kensat model uydu yarışmasında dünya ikinciliği elde ettik. Buradan sonra devam edebilirim isterseniz. Zaten sunumun içerisinde bunları detaylıca bahsedeceğim. Biz bu takımı kurarken Zonguldaklı değiliz ama Zonguldak'ta yaşıyoruz. Zonguldak'ta eğitim alıyoruz ve içimizde Zonguldak'tan bir parça olsun istedik. İsmimizi de bu yönde seçtik. Mottomuz da karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi olarak belirledik. Grizzly 263 uzay takımı Zonguldak ilinde yer alan bir uzay takımı. Bu ismini 3 Mart 1992'de Zonguldak ilçelerinden Kozlu'da meydana gelen bir Grizu faciasından almakta. Bu Grizu faciasında 263 madenci şehit oluyor. Biz de bu madencilerimizin ismini uzayda yaşatabilmek adına böyle bir isim koyduk kendimize. Burada da 263 madencimizin tek tek bütün isimlerini görebilirsiniz. 2016 yılında kurulduğumuzu söylemiştim. 16 Nisan 2016'da NASA'da çalışan Doktor Umut Yıldız'la Muzaffer'le birlikte bir telekonferans düzenledik üniversitemizde. Bu takımın çıkış hikayesi de buradan başlıyor. Umut Hoca ile konuşurken Amerika'da veya yurt dışında öğrencilerin ne tür çalışmalar yaptığını sormuştuk kendisine. O da bize biz o zamanlar elektrikli araçlar üretiyorduk. Artık o trendin Amerika'da geçtiğini ve uzaya yöneldiğini öğrencilerin,
uzaya bir şeyler göndermek istediklerinden bahsetmişti. Biz de bu yönde bir çalışma başlattık. Daha sonra Muzaffer İTÜ'de uzay sistemleri test ve tasarım laboratuvarında bir staj gördü. Stajdan dönünce de takımımızı resmi olarak kurmuş olduk. Burada ilk kurulduğumuz seneki arkadaşlarımızı görebiliyorsunuz. Amerika'daki serüvenimiz ve fotoğraflarımız mevcut. Dünya 22.liği aldığımız senemiz, ilk kurulduğumuz sene. Daha sonra kurumsal olarak biz bu yola devam etmek istediğimizi ve GRIS 263'ün bir sürdürülebilir bir yapı olmasını istemiştik. Burada da takımı 15 kişiye çıkardık. 8 kişiden başladık ve 15 kişiye çıkardık. Bu dünya ikinciliği alan ilk ekibimizi burada görebiliyorsunuz. Burada çeşitli fotoğraflarımız var. Amerika'da NASA Johnson Space Center'da ve dünya ikinciliği aldığımız şey. Bu dünya ikinciliğinin ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile üniversitemiz bir protokol imzaladı ve bu protokolün sayesinde artık Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden TAİ'ye Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Stajyer Mühendis Programı başlatıldı. Daha önce biz bu aday mühendislik programına başvuramıyorduk. Bu başarıdan sonra bir protokol imzalandı ve artık stajyer mühendis kabulüne başladı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden TUSAŞ. Muzaffer arkadaşım da şu an orada mühendis olarak görev yapmakta. Ardından istikrar demiştim, sürdürülebilir bir başarı demiştim ve ekibimizi yeni projelerle birlikte 35 kişiye çıkardık 2019 yılında. Birazdan açıklayacağımız küp uyduyu da bu projelerimizden bir tanesi. İstikrar demiştik. Burada da tekrar aynı yarışmada farklı bir misyonla dünya ikinciliğini tekrar elde ederek büyük bir başarı gösterdik. Burada bir kere dünya ikincisi olmak büyük bir başarı ama bu başarıyı koruyabilmek daha zor. Bunu yapabilmek için gece gündüz çalıştık ve tekrar bu başarıyı elde ettik. Ardından ekibimizi farklı projelerle büyütmüştük demiştim. Ekibi büyütünce Türkiye'de yapılan Teknofest kapsamında düzenlenen TürkSat model uydu yarışmasına katılmaya karar verdik ayrı bir ekibimizle. İlk kez katıldığımız yarışmada Türkiye şampiyonu olduk 2019 Teknofest'te. Burada çeşitli görsellerimizi görebiliyorsunuz. Ödülümüzü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden İstanbul'da Teknofest finallerinde aldık. Takımımız farklı projeler demiştim. En büyük hedeflerimizden biri de bu tip projelere insan yetiştirebilmek, küçük yaşlarda insanların bu projelere odaklanabilmesini sağlamaktı. Bunun için de bir akademi birimi kurduk içerimizde. Bu akademi birimimiz liselere, ilkokullara... Tabii. Tamam. Ya bu akademi konusunda biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Akademi sesim geliyor mu? Yankı yapıyor sanki. Yankı Çağla hocamın mikrofonu açık olduğu zaman yankı yapıyor. Kapattığı takdirde yankı yok. Tamamdır. Buyurun sizde. Çağla çok kısa bir süre kapatırsam. Çağla çok kısa bir süre kapatırsam. Şu an İyi galiba. Evet, şu an iyi. Ya, akademi nereden çıktı aslında? Projelerimiz çok yolunda gidiyordu. Her şey yolundaydı. Yani takımı da büyütmek de aslında bizim için biraz riskti. Akademi şöyle çıktı. Ben üniversitede sosyal sorumluluk projesi alırken liselere giderek yani şöyle bir misyon edinmiştim aslında. Tek başıma şey yapmıştım. Yani sosyal sorumluluk şöyle anlatayım. Sosyal sorumluluk projeleri üniversitelerde 10 kişilik, 15 kişilik gruplarla yapılan aktivitelerdi. İşte bir kısım huzurevini ziyaret ediyor, bir kısım sahil temizliyor gibi aktiviteler yapıyorlardı. Hani benim o etkinliklere katılmak için projede olduğumuz için vaktimiz çok yoktu. Ben de hani projeyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Şöyle bir şey düşündüm. Hani liselere giderek lise öğrencilerine geleceğin teknolojilerini anlatmak. İşte nedir? Yapay zeka, dronlar, 3D yazıcılar. Bunun gibi geleceğin teknolojilerini anlatmak. Takımın misyonundan, vizyonundan, başarılarından anlatmak. Yani onları biraz daha motive etmek, onlara örnek olmak. Yani tek tek Zonguldak'taki birçok liseye gittim. Daha sonra hani bunun tek kişiyle olamayacağına karar verdik ve kurumsal olarak, takım olarak bunu yapmaya karar başladık. Ve yani aynı günde iki etkinliğe bile gittiğimiz olabiliyordu. Bu bizim için çok önemliydi.
Hani lise öğrencilerini yetiştirmek, aslında lise öğrencilerinin vizyonunu geliştirmek bizim için çok değerliydi. Bu yönde bir çalışma yaptık. Hani bugün bu etkinlik bizim için çok değerli. Çünkü hani Zonguldak'tayken tek başımıza gidip liselerle konuşup öğretmenlerle gün ayarlayıp şey yapıp inanılmaz bir efor sarf etmemiz gerekiyordu. Şimdi artık hani tam istediğim şey Türkiye'nin birçok yerinden projelerle veya bu tip projelerle ilgilenen öğretmenlerle buluşma şansı elde ettik. Onun için bu proje bizim için çok değerli. Kenan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizim en önemsediğimiz amaçlarımızdan biriydi bu. Bugün de sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Çağla'ya vereyim sözü, devam etsin. Muzaffer mikrofonu kapatabilirsin. Akademi dedik. Çeşitli liseler, ilkokullar, proje takımları, bizim gibi liselerde projeler üreten takımları destek vermeye başladık. Yaklaşık 2000 öğrenciye ulaştık. Onun üzerinde okula gittik. Kendimizi anlattık, projemizi anlattık. Nasıl yaptığımızı onlara anlattık. Nasıl başardığımızı anlattık. Öğrenciler açısından da bu karşılarında başarmış birisini görmek, nasıl yaptığını görmek çok etkili oluyor. Bunun dışında bu akademiden sonra Ereğli'de, Zonguldak'ın bir ilçesi olan Karadeniz Ereğli'de çeşitli proje takımları çıktı. Model uydu yapmak isteyen takımlar çıktı. Ya bu da bizi açıkçası dünya ikinciliğinden daha fazla gururlandırıyor. Bu tip öğrencilerin projelere başlaması. Şimdi de en büyük projemiz olan uzaya uydu gönderme projemiz olan bir cep uydumuz var. Grizzly 263A adında. Aralık 2020'de bunu uzaya göndereceğiz SpaceX ile beraber. Bu konuda da Muzaffer biraz bahsedebilir. Burada ben devam etmek istiyorum. Çağla biraz hızlı geçti. Yani hızlı geçti derken şundan kastediyorum. Sunum biraz akıcı ve hızlı. Fakat hani bu süreçler, şu ana kadar bahsettiğimiz süreçler yaklaşık 4 sene, yani 2016'dan başlayan ve hala devam etmekte olan süreç. Ve bu her başarı için, örneğin iki kez dünya ikincisi olduk. Bir kez Türkiye şampiyonu olduk. Üniversitemiz düzenlediği proje pazarında birincilik elde ettik. Her bir başarı için sayısız gece uykusuz kaldık. Çok fazla emek verdik. Yani burada en büyük yani teşekkürümüz takım arkadaşlarımıza ediyoruz. Yani 2016'dan beri takıma emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük emek verdiler. Yani bu projelerde başarılı olmak inanın çok kolay değil. Bu dünya ikincisi dediğimiz şeyde biz hani Türkiye'de şöyle bir algı vardı işte ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi çok iyi üniversiteler. Bizim için hani üst sınır o gibi görülür biraz daha. İşte ODTÜ'yü kazan yavrum, işte İTÜ'yü kazan. Biz bu yarışmalarda Princeton gibi, Manchester Üniversitesi gibi, ATH gibi bir sürü dünyanın en iyi üniversiteleriyle yarıştık. Yani ilk 200'deki üniversitelerle yarıştık. Bu yarışmalarda derece almak için gece gündüz çalışmanız gerekiyor. Çok ciddi bir emek vermeniz gerekiyor. Ve bunun da önemlisi takım olabilmeniz gerekiyor. Bence Grizz 263'ün 2016'dan beri başardığı en önemli şey takım olabilmek. Bu çok önemli. Bunu çok değerli görüyoruz. Bu noktada takım arkadaşlarımıza tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Bu projede emek verdiler ve emek vermeye devam ediyorlar. İnşallah bu sene sonunda da çok güzel haberlerimiz olacak. Projelerimiz çünkü devam ediyor. Şimdi cep uydusu projesine geleyim. Yani biz 2016 yılında bu işlere başladığımız zaman elimizde neredeyse hiçbir şey yoktu. Bir avuç 6-7 kişilik insan düşünün. 6-7 öğrenci düşünün.